İnsanın mutlaka her şeye hüsnüzanla bakması gerekir. Allah'ın güzel yarattığını görmesi gerekir. Eğer bunları düşünmezse hayat onu kabus gibi olur. Bir kere Allah'ın yarattığını fark edemezse gerçekten bir kabus içinde yaşıyor olur. İşte tesadüflerin hayatına hakim olduğunu, bazı Allah'tan başka güçlerin hayatı üzerinde söz sahibi olduğunu düşünürse hem çok ciddi sıkıntı altına girecek, töhmet altına girecek bir hayat şekli olur. Hem de çok bunalır. Her an başına bir felaketin gelmesinden korkar. Ki zaten Allah da hep onu o ruh halinde yaşatır. Ama hep insan mesela kendiyle ilgili başkalarının çok olumlu düşünmesini ister. Hep güzel yönlerinin görülmesini ister ki biz çok eksik, kusurlu, aciz insanlarız ve Allah'ın kullarıyız. Allah bizi özel olarak bir şekilde yaratıyor. Ama Allah her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzeh. Allah çok büyük. Her şeyden büyük ve tek varlık Allah. Bizi bu kadar güzel yaşatan, bu kadar güzel nimetler veren, etrafımızdaki her şeyi bu kadar güzel ve bu kadar özenli bir düzen içinde ki bunları ancak senin de dediğin gibi düşünen bir insan, Tabii. araştıran bir insan, öğrenen bir insan, derin düşünen, incelikleri olan, akıl sahibi bir insan, temiz akıl sahibi bir insan bunları düşünüp takdir edebilir. İşte bütün bu güzelliklerle Allah'ın yarattığını gören bir insan, o zaman dünyadaki olayların da neden yaratıldığını ki Allah zaten Kur'an'da bize insanları neden yarattığını, dünyayı neden yarattığını, bizim yaşama amacımızın ne olduğunu açıklamış. İnsanın Kur'an'ı okuması gerekir. Mutlaka her insanın Kur'an'ı baştan sona okuması gerekir. Yaratıcısının, Yüce Rabbimizin ondan ne istediğini bilmesi gerekir. O zaman işte dünyada şimdi bir takım insanlar, inanç sahibi olmayan insanlar dünyadaki olan olayları akılla yorumlayamadıkları için, derin düşünmedikleri için bu konuyu tam anlamakta zorluk çekiyorlar. İşte niye sıkıntı çeken insanlar var, niye savaşlar var, niye aç insanlar var, niye zulüm görüyorlar, niye Müslümanlar acı çekiyor, niye başka dinden insanlar, madem onlar dindarlar niye acı çekiyorlar, ya da işte niye çocuklar ölüyor? Bu tarz soruların cevabı hepsi dünya hayatının bir imtihan olması. Hocamız çok güzel bir açıklama yapmıştı daha önce. O benim hep aklımda. İnsanlar, Müslümanların da, inananların da, inanmayan insanların da mutlaka başlarına imtihan olacakları birçok olay gelir. Zorlukla karşılaşırlar, sıkıntıyla karşılaşırlar. Dünya hayatının yaşam süresi bütün bunları yaşayacakları şekilde zaten Allah yaratmıştır. Yaşam süresi ona göredir. İşte burada iman edenler de, inkar edenler de aynı olaylarla karşılaşırlar. Ahirette Allah eşit şartlarda insanlara hepsine gerekli süreyi verdiğini göstermek için hikmetlerinden bir tanesi de bu olabilir Allahu alem. Eşit şartlarda insanları aynı sıkıntılarla, aynı belalarla, aynı zorluklarla karşılaştırdığını ama iman edenlerin Allah'a hep sadakat gösterdiğini, hep Allah'ın tarafında olduğunu, hep Allah'a güvendiğini, tevekkül ettiğini, işte bütün bunları inkar edenlerin de görmesi ve aradaki kıyasın çok iyi yapılması için de Allah hikmetlerinden bir tanesi de bu şekilde yaratıyor olabilir bu olayları. Böylece insanın, iman eden bir insanın değeri ortaya çıkmış olur. Gerçek değeri o zaman anlaşılır. Allah katında insan Allah'ın rızasını kazanmaktan dolayı kendinden de hoşnut olur o anlamda. İşte bu çok büyük bir güzelliktir ve ahiretteki sonsuz, mükemmel hayatında başlangıcıdır inşallah. İnşallah. Çok büyük bir nimettir. O yüzden dünyadaki bütün olayları da bu şekilde değerlendirmek gerekir. Akıl bunu gerektirir. İnşallah. İnşallah.